Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bizleri YouTube'dan, Instagram'dan olsun takip eden arkadaşlarımız yeni asrımızın artık geldiğini biliyorlar. Şu anda yeni asrının yanındayız. Yeni asrımızda tanıtımdan önce Anıl Bey servis müdürümüzle beraber şimdi Afyon'a doğru yola çıkacağız. Afyon'da yeni bir projemiz var arkadaşlar. Afyon'da ayın 15'inde, ayın 16'sı yani 2 günlük olacak şekilde Afyon'da mobil servis yapmayı planlıyoruz. Nerede yapacağımıza dair bir keşfe gidiyoruz. Ama hangi aracımıza gidiyoruz? Yeni Astra ile gidiyoruz. Yeni Astra'da size Anıl Bey ile beraber nacizane yorumlarımızdan bahsedeceğim. Yorumlarımızda ses yalıtımından, motor çekişinden hepsinden bahsedeceğiz. Ama asıl konumuz olan yakıt tüketiminde bakalım Afyon'dan gidiş ve dönüşlerde yakıt tüketimimiz ne olacak? Hep beraber de onları test edeceğiz. İsterseniz artık lafı fazla uzatmadan yola çıkalım artık. Buyurun. Arkadaşlar şu anda da yeni Astra'mızda, yeni gözlemizde artık Anıl Bey servis müdürümüzle beraber yola çıkıyoruz. Buradan Afyon'a kadar bir yolculuğumuz olacak. Afyon'da malum dediğim gibi videonun başında yeni bir orada bir düşüncemiz var mobil servis gibi. Onun için şu anda gidip orada bir yer bakacağız demiştim. Ama bizim yeni Astra'mızda tüketimimiz ne olacak? Yakıt tüketiminde ne hangi değerleri bulacağız ki aracımız daha henüz daha 450 km'de. Bu 450 km'deki yakıt tüketimi tabi Anıl bir süre geçtikten sonra değişecek midir bu yakıt tüketimi? Tabii ki azalma olacak. İlk zamanlarda biraz artış oluyor ama sonradan düzen oturduğu için. Yakıtta düzelme olacak. Evet, yakıtta biraz düzelme olacaktır. Ben de öyle tahmin ediyorum. Şimdi Anıl, yaklaşık bu arabada 450 km'de ben kullanıyorum diyebilirim. Ben bu arabanın şahsen hani dinamikleri konusunda süspansiyonun emişi, arabanın yalıtım düzeyi, motor ve şanzıman aynı olabilir. Bizim 1238'leri tam otomatik şanzıman var ama bu arabanın şanzımanında ve motorunda iyileştirmeye gidilmiş bence. Çünkü ben çok beğendim. Senin veya şöyle söyleyeyim, ben anlatmayayım. Bu sefer sen bize biraz arabayı anlat. Yani mesela direklerimizdeki kör noktalar var mı? Hepsinden bize bahseder misin biraz? Şimdi aracımızın ilk bindiğimizde dikkatimi çeken şeylerden biri yalıtım oldu. Ses yalıtımı gayet mükemmel. Herhangi bir rüzgar sesi vesaire hiçbir şey duymuyorsunuz. Şu an gördüğü gibi çok başarılı bir yol sesi yok araçta. Motor 1230 beygir, 8'leri tam otomatik şanzıman var diğer modellerimiz olduğu gibi. Tamamıyla aracın aerodinamiği ve yalıtımı ile alakalı motorun bize daha hissettiği performans. Yalıtım ve aerodinamik mükemmel bu araçta. Mokka ve Corsa'ya göre diyebilirim. Onun harici dediğim gibi yakıt şu an için normal değerlerde. Şu an 2000 devirde gözüküyor. Evet, 7 cifteyiz. 2000 devirle gidiyoruz. Hızımız 95. Rampa çıkıyoruz biraz. Gayet iyi yani. Şimdi mesela bak ben bindiğim zaman şunları fark ettim. Tasarım alacak aslında hiçbir şey yok. Mesela direksiyondaki şuradaki bak bir set var. Görebiliyor musun bunu? Evet. Bu set öndeki vizör tasarıma hitaben yapılmış bir şey. Evet. Direksiyonun altındaki çizgi arka taraftaki üçüncü stopa hitaben yapılmış bir şey. Yani arabanın tasarımını tamamıyla bütünleşik yapabilmek için direksiyon üzerindeki tuşlara, içerideki pür panele kadar hep dışarıdaki bize vizör tasarımı, kompas tasarımı anlatacak şekilde bir tamamıyla arabanın tasarımı yapılmış. Evet, yalıtım konusunda sonuna kadar haklısın. Yalıtım gerçekten de eski araçlarımıza göre çok çok iyileştirilmiş durumda. Hatta biraz önce mola verdiğimiz zaman ben sana şöyle bir kelime kullanmıştım. Astra'nın sonuçta Türkiye'de bir adı var. Ve Astra'nın Opel içerisinde de adı çok büyük. Ve Opel yeni Astra ile birlikte eski Astra'nın ismine yakışır bir şekilde bir araba yapmış. Yani eskisinden kötü bir araba değil, kesinlikle premium'a yakın bir şekilde kaliteyi yükseltmiş. Mesela direksiyon çok değişti. Yeni tasarım geldi. Direksiyonun ele tutuşu, direksiyon biraz küçülmüş. Bu direksiyonun küçülmesi insana verdiği his, aracı kullanımındaki farklılıklar çok değiştirmiş. Yani yalıtım benden şahsen tam not aldı diyebilirim. Evet. Bir de benim dikkatimi çeken en çok şeylerden, ben J-kasa biliyorsunuz. Evet. J-kasada şurada bir kelebek camımız vardır. Tabii. Aradaki mesafeyi görebilmek için. Bu tamamıyla oturmuş. Kelebek camı yok ama hiçbir görüşü kapatmıyor kesinlikle. Tam görebiliyorsunuz yani direğin sağ tarafını, sol tarafını, her şeyini hakimsiniz burada. J'lerde biraz dediğim gibi kör noktası oluyor direkten kaynaklı. Onlarda kör nokta vardı. Kaynaklı. Ama bu araçta herhangi bir şey yok. Her şey gayet açık bir net yani. Evet, kör nokta olayını çözmüşler. Güzel de olmuş. Yani yalıtım okey dedik. Bir de şu dikkatimi çekti benim. Normalde bir arabanın 0-100'ü düz viteslerde 8.5 saniyeyken otomatiklerde 9-9.5 saniye olurdu. O da şanzıman biraz daha yavaş attığı için de. Bu arabanın ben yakıt verileri olsun hızlanmalarına baktığım zaman düz viteste otomatik vites arasında 0-100 hızlanma değeri aynı yakalanmış. Mesela bu bana çok ilginç geldi. O da yeni şanzımanın gerçekten de verimli olduğu, hızlı attığı,
Diğer rakiplerinde hızlı atan vardı ama sorunlu bir şanzıman vardı. Bizimki biraz daha yavaş atardı. Evet. Ama sorunsuz bir şanzımandı. Artık daha hızlı atan ve yine tam otomatik tork konvertör olmasıyla daha sorunsuz bir şanzıman tipini bunda ben görüyorum. Aynen. Ve diğer modellerimize göre şanzıman kesinlikle iyileştirilmiş. Hissiyat, vites geçişlerde hissiyat çok çok azalmış. Yani ben şu anda vites attığım dahi neredeyse anlayamıyor diyebilirim. O çok başarılı olmuş. Tabii şöyle söyleyeyim. Zaten bütün araçların motor beyni olsun, karoseri beyni olsun, şanzıman beyni olsun bunları sürekli güncellemeler getiriyor arkadaşlar. Yazılımcı arkadaşlar. İyileştirmeler getiriyorlar. Testlerde sorunsuz olsun, motorda bayılmadır vesaire denen yakıt tüketimi düşürebilmek amaçlı sürekli iyileştirme oluyor. Müşteriler zaten bakıma geldi, bunun bütün kontrolünü yapıyoruz. Yazılımlarına bakıyoruz, inceliyoruz. Gelen yazılım varsa onları yüklüyoruz. Sürekli iyileştirme halindeler konuyla alakalı, bütün beyinlerle alakalı. Peki servise gelmiyorsam bunda bir iyileştirmeyi elde edebiliyor muyum yine dışarıdan güncelleştirmeyi? Tabii ki de hayır. Yetkili servise gelmek mecbur. Çünkü sistemlerin hepsi yetkili servisler var. Dışarıda denge vesaire. Sistem bulunmuyor maalesef. Güncelleme geldiği zaman eğer dışarıda bir servis yaptırıyorsanız o güncellemede mahrum kalıyorsunuz. Ki o güncelleme dediğimizde bazen gerçekten çok önemli güncellemeler geliyor. Yani arabanın dinamikleri, yakıt durumu, enjektör yani onları sen anlat da neler neler geliyor. Aracın yani şöyle söyleyeyim şanzıman arızasını en hızlı indirebilmek, motor arızasını en hızlı indirebilmek için her türlü gelişimler yapıyorlar bu konuda. Hani genelde her şeyi yazılım araçları, yeni araçların artık. Evet. Her şey yazılımlı oluyor. Şimdi yalıtımdan bahsettik, motordan, şanzımandan biraz indik. Yeni içerideki artık pür paneli mi dersin? Bence gayet güzel olmuş. Hiçbir şekilde açı kapanmıyor burada. Göstergeyi, teyp ekranı, her şey elinizin altında olduğu için gayet güzel kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet geniş bir net bir ekranı var burada. Gösterge de aynı şekilde. Kavisi de güzel olmuş. Tam size bakıyor şoför kısmına. Bak bir de şu çok hoşuma gitti benim. Artık sonunda diyebileceğim kablosuz Android Auto gelmiş. Mesela benim şu anda aracım Bluetooth'tan bağlı. Herhangi bir şekilde kabloyla bağlı değil telefonum. Tek tuşa basıyorum, Android Auto'ya otomatik geçiyor ve hızını da çok beğendim ben. Ki bu Android Auto sayesinde gördüğünüz gibi şu anda navigasyon açıldı, umarım kameradan da görüyorsunuzdur. YouTube'dan müzik dinliyorum ben, YouTube müziği buradan görebiliyorum. Bunlar çok başarılı olmuş. Yani ekranımız yeni bir ekran, başarılı bir ekran. Okunaklılığı yani okunabilirliği çok güzel bir ekranımız var burada. Ve arabada herhangi bir şekilde mesela bir tane markada görmüştüm. Ekran var tamam ama ekran sonundan takılmış gibi duruyor. Buna ne dersin, sonundan takılmış gibi mi duruyor? Gayet hoş. Yani tamamıyla Mercedes sistemi diyebilirim. Mercedes'in yeni çıkanlarının da bu şekilde oluyor artık. Ama onları da tespit ettiğim bir nokta var. Benim özellikle yeni çıkan C kasalarda genelde burası düz çıkıyor ama bizim bunda kavis olduğu için tam şoföre hitap yapmışlar bunu. Evet. O şekli çok güzel. Bir de bak yakında hatta bu video yayınlandığı zaman büyük ihtimal zaten satışa da başlanmış olur. Kardeş firmalarımızdan bir tane modelimiz var. Şimdi isim vermeyeyim ben. Onda mesela ben oturduğum zaman şundan çok şikayetçi olmuştum. Onda gösterge paneli biraz daha yukarıda oluyor. Evet. Direksiyon da tam onda oluyor. Şu üst taraftaki direksiyonun üst bölümü yeni arabada tamamıyla göstergeyi kapatıyor. Yani ben o arabada kesinlikle boyun 1.92 rahat edemedim. Bir de şimdi direksiyonun üst tarafından dolayı gösterge göremiyorum. Artı ayna daha aşağıda ve ben boyda oturan birisi hatta 1.80 boyunda birisi de bunun yorumunu yapmış. Yani direksiyondan demiş göstergeyi göremiyorum. Aynadan da ben yolu göremiyorum. Yani dikiz aynasından sağ tarafa doğru dönen bir virajda yolu göremiyordum. Bu mesela beni çok rahatsız etmişti onda. Ama Opel'de baktığım zaman hiçbir şekilde göstergeyi direksiyon kapatmıyor. Ayna olması gereken konumda. Ben baktığım zaman yolu net bir şekilde görebiliyorum. Yani Opel'in bu dizaynı hem şık olmuş hem sade olmuş. Zaten buna sadeleştirilmiş bir gösterge deniliyor ki mesela şuradaki dokunmatik tuşlar yani basmalı olmuş. Herhangi bir dokunmatik koymamışlar. O da güzel. Yani mesela ortadaki ekrana bastım. Radyo, telefon, Android Auto ayarlar, uygulama çekmesi gibiler geldi. Klimaya bastım. Klimanın koltuk ısıtma, direksiyon ısıtmaların ayarları geldi. Koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma tuşlarımız burada. Klimamızın ayar tuşları burada. Ki arabada bir de bu elegans donanımla birlikte başlıyor. Yani en dolusunda değil. Ön cam resistansı gelmiş. Bu ön cam resistansı, koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtmayı kışın ne kadar önemli olduğunu yani herkes görecek. Özellikle ön cam resistansı mükemmel bir özellik. Yani buz kazıma gibi derdiniz yok. Yok. Açtığınız zaten 2-3 dakika içerisinde camda ne varsa indiriyor. Her şey güzel. Bizim evet. İnsignalarda çıkmıştı biliyorsunuz. Ekskluzif paketlerinde. Çok başarılı bir sistem. Evet. Yani ön cam resistansı kışın herkes camını kazımakla uğraşırken siz aynen. Tek bir tuşa basaraktan yani. Bütün karı indireceksiniz. Yani ben 3 gündür kullanıyorum. Bu araba hatta kendime de satın aldım. Onu da yakında kendi aracım diye de bir videosunu çekerim. Benden tam not aldı diyebilirim. Yalıtımıyla, çekişiyle, gidişiyle, yol tutuşuyla, süspansiyonların
emiş durumuyla. Mesela şimdi arka tarafta geçen gün seninle alt takım incelerken torsiyonun çok daha kalın olduğunu gördük. Doğru mu? Evet. Kalın ve kavisli yapmışlar denge sistemini. Yani biraz da bağım süspansiyonu yakın yapmışlar. O tarzda yapmışlar. Dingilin burçları farklı. Daha esnek, daha rahat, daha güzel. Bir de bu tarzda bir süspansiyon koymanın artısı olaraktan da belki yanlış da biliyor olabiliyorum. Bagaj litremiz 350 litreden 422 litreye çıkmış. Yani araçta eskiden şimdi küçük bir hatchback'in C hatchback'in içerisindeyiz biz. Ama bagaja baktığın zaman bugün C sedana yakın bir bagaj var. Hele bir de yüksekliği kullandığın için emin ol ki senin kullandığın Astra sedan J kasadan ben bunu daha fazla valiz yükleyebilirim. Çünkü yükseklik var. Sen şimdi onda iki tane valizi üst üste koyamıyorsun. Tabii. Ama ben bunda üst üste iki tane valizi çok rahat koyacağım. Bagaj yatay olduğu için. Tabii. Bir de 422 litrelik bagaj. Yani bir çocuk aile arabasıydı bu ama artık şu yeni Astra iki çocuk aile arabası olmuş diyebilirim. Çünkü bagaj geniş, evet. Arka diz mesafesi başarılı. Kullanımda çok büyük artıları var bu kullandıklarımın. Ve bir de bunun bu aracımızda yok CS'le beraber, en üst donanımla beraber gelen 168 tane LED matrix far var. Hatta yakın arkadaşlarımdan bir tane Grand Nut satmıştım kendisine. Kendisi Ankara'ya gidip geldi ve dedi şuydu. Bir far için ben bir araba almam diyordu ama Grandland'ın o 168 tane Matrix farı denedikten sonra diyor ki evet bir Matrix far kesinlikle olmalı. Uzun yolda güvenliği, konforu, rahatlığı, sürücünün yorulmasını her şeyini bir far bu kadar mı etkiler diyor ki bunu siz de deneyimlemenizi mutlaka isterim. Matrix far hani müthiş çalışıyor yani 168 tane Matrix far müthiş çalışıyor. Bir de AGR dediğimiz sertifikalı koltuklar sayesinde mesela şu anda ben bu arabaya ilk bindiğimde eşimle bir video çektim. Onu da aynı şeylerden bahsettim. Koltuk inanılmaz rahat olur. Yani AGR koltuğun ne olduğunu eğer belinde bir problem varsa, bir bel rahatsızlığın varsa veya bir yola gittiğin zaman bel ağrısı çekiyorsan bu arabayla net söyleyeyim sana bir bel ağrısı çekmezsin. Zaten yani koltuğa oturan anlıyor. Değil mi? Direkt oturduğun zaman belli ediyor. Bir de müşterilerden şöyle bir şikayet demeyeyim de istek oluyor genelde. O isteği de yapmış Opel. Bu kablosuz şarj özelliği var full modellerde. Bir o. Bir dediğim gibi kablolu bağlantı yok artık Android Auto'ya, Apple CarPlay'e. Çok güzel bir özellik. Herkes bunu soruyordu. Bu araç da çıktı artık. Tabii. Bir de şimdi şimdi direksiyon bütün tuşları değişmiş. Eski bizim direksiyonda alıştığımız hız sabitleyici, hız sınırlayıcının yerleri vardı. Onlar başka bir konuma geçmiş. Şimdi mesela LFA'yı okudu. 50'ye diyor bana okey mi diyor. Tek bir tuşa basıyorum. Hız sabitleyicimi otomatikman hıza göre ayarlıyor. Şimdi EDS'den geçeceğiz. Yani yeni hız sabitleyicinin çalışma prensibi de çok güzel olmuş. O da çok hoşuma gitti benim. Şimdi artık Banaz ilçemize geldik. Bakalım yakıt tüketimimiz ne durumda birazcık ona bakalım. Ben yakıt aldığımda sıfırdım. Şu anda 4.6 gibi bir yakıt değeriyle gidiyoruz. Ortalamamız 74'müş ve 4.6'ymış. Şimdi istersen artık Afyon doğru yolculuğumuza devam edelim. Ve bu yolculukta da bakalım Afyon'a vardığımız zaman yakıt değerlerimiz nelere varacak. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? Benim eklemek istediğim, şimdi yolda gidiyoruz sürekli. Genelde 90-100 km hız aralığında gidiyoruz. Yani hiç 2000 devirin yukarısına çıktığını görmedim daha. Sürekli gözüm ondan ona bakıyorum. 2000 devirden yukarı çıkamadık. Evet, yani yeni şanzımanın gerçekten de bu 8'lerinin bize artısı çok. Yakıt değerlerini düşürmede olsun. Bakın 4.6 litre gibi bir yakıt değeriyle gidiyorum. Çok başarılı. Yani yeni Astra arkadaşlar bizim gözümüzde olmuş. Şimdi Afyon'a vardığımız zaman da size ekstra yorumlarımızdan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda Afyon'a geldik. Önce Afyon'da bir Afyon alışveriş merkezi var. Öncelikle oraya bakacağız. Ardından da şimdi size şu ana kadar yaptığımız yakıt tüketimini göstereceğim. Tabii gelirken bayağı bir rampa çıktık. Birazdan da inerken bakacağız. Şimdi bakalım yakıt tüketimimiz ne olmuş. Evet arkadaşlar ilk yakıtı aldığımız zaman 640 km gibi bir yol gider diyordu. Ancak yakıt tüketimi şu anda 760 km içerisindeki yakıtla yol gider diyor. Şimdi bakalım 4.9 litre gibi bir ortalama yakıt tüketimine ulaşmış durumdayız. 84 km hızla gitmişiz ve 98 km içerisinde. Bu yol zarfında arkadaşlar hiçbir şekilde hani 90'a düşelim, 100'e düşelim, çok ağır gidelim diye bir şey uğraşmadık. Direkt 110, 115, 120 hatta bazen 130, 140'lara bile çıktık. Şu anda ortalama yakıt tüketiminde gördüğüm değer gördüğünüz gibi 4.9. Eğer biraz daha kasmış olsaydık anılar 4.6 görür müydük? Evet 4.5, 4.6 civarları gördük. Evet geri görüş kamerası ne dersin? Çok net değil mi? 10 numara çok net. 360 kamera var arkadaşlar araçta. Şöyle göstereyim. Şimdi sadece sağ tarafı görüyorum. Hatta bir tane araba yanaşıyor. Şimdi ön tarafı görüyorum. Aramızda da bir araç parkı kadar yer var. Şimdi sol tarafı görüyorum. 360 kamera var. Araçlardaki HD kalite
Hatta kameranın, bak Anıl şöyle göstereyim sana, ses düzeyini, parlaklığını, evet, kontrastını da bu ayarlarında yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi biz afişime giriyoruz. Birazdan da yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Anıl Bey ile bugün bir Afyon'a kadar bir yolculuğumuz oldu. Kendisine de bana eşlik ettiği için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, ortalama yakıt verilerini gördüğünüz gibi giderken 4.7 ile dönüşte ise 4.5 litre ile geldik. Ortalama hızlarımızın hepsini yine ekrandan görüyorsunuz. Yani ortalama hız olaraktan da çok da yavaş gittiğimizi söyleyemeyiz. Yani normal değerlerde arkadaşlar, yeni Astra ile 1.2-130 beygir motorla normal bir veride gittiğimiz zaman Anıl 4.5 litrelerde çok rahat bir yakıt verisi elde edebiliyoruz. Şimdi senin deneyimlerini almak üzere sözü ben sana vereyim. Teşekkür ederim müdürüm. Bugün Astra'yı deneme şansımız oldu. Uzun bir yol yaptık. Afyon'a kadar gittik geldik. Gayet güzeldi. Şöyle söyleyeyim size, yalıtım olsun, motor olsun, şanzıman olsun, her şeyle tam 10 numara bir araç olmuş. Her şey güzel. Bir sıkıntısı yok. Yakıt konusunda dediğimiz gibi verileri zaten gördünüz. Veriler de gayet iyi. Yani normal bir kullanımda, normal bir yolla bir depoyla 1000 kilometreye yakın yol yapacak çok rahat araç. Diğer şeylerinden bahsedeyim. Dediğim gibi yakıttan bahsettik, yalıtımdan bahsettik, aracın çekişidir vesairesidir, şanzımandan bahsettik. Şu anda gördüğünüz gibi aracın dışını çekiyoruz şu şekilde. Gözlemlediğimiz başka herhangi bir eksik noktası yok zaten aracın. Her şey gayet iyi. Evet arkadaşlar, Anıl Bey'den de güzel bununla aracımızla alakalı deneyimlerini paylaştı bizimle. Kendisine teşekkür ederim. Ya arkadaşlar, Ekim ayında nasip olursa artık yeni Astra'mızın satışına başlıyoruz. Üstün özellikleriyle bizim karşımızda. Tabii hepimiz donanımlara ve özelliklere bakıyoruz. Donanım ve özellikler zaten üst seviyelerde bir aracımın yanındayız. Ama biz bugün daha çok aracın yol tutuşundan, yakıt verilerinden, araç konforundan hepsinden değinmeye çalıştık. Mutlaka sizleri de bayilere bekliyoruz. Gerçekten de beğeneceğiniz bir model. Test sürüşünde de umarım bana katılacaksınız ki eminim. Çünkü aracın gerçekten de Astra ismine yakışır bir şekilde yeni Astra'nın yanındaydı bugün. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarzda videolarımız devam ediyor. İkinci ellerimizi paylaşıyoruz. Yani bir araçla alakalı olsun bütün hepsinden bahsetmeye çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.